Ve grafik properties kısmına bakalım. Grafik properties nedir? Çok işinize yarayabilir modelleme yaparken. Subdivision Surface'ime tıkladım ve buradan istediğim rengi veriyorum. Tabii ki bu hemen hemen Mechanical Design, Generative Shape Design'ı da mevcut. Otomatik dedim. Yüzey olarak buradan istediğim rengi seçmem mümkün. Seçtim ve buradan ben tanımıyorum. Evet, burada yan tarafta transparanlık değeri görülmekte. Sıfır yaparsam tel kafes. 50 yaparsan şeffaf. Subdivision Surface'de bulunan başka ne görebiliriz? İşte kenarların kalınlığı mevcut. Otomatik yapalım. Başka kesik çizik olarak görebiliriz. Tıkladım. Alan nokta atabilirim. Başka burada layer kısmında da oynayabilirim. Peki. Şimdi burada bir tane daha sindirim olsun. Bunu taşıyalım Painter ile seçip bunu buna aktif bunu buna aktif etmek mümkün. Şöyle ki bunu seçip bunu aktif etmek mümkün ama güzel seçti. Tabii ki burada gelip ayarlamamız gerekecek. Sağ tıklayıp Selection Set, özür diliyorum, Selection Set değil. Selection Filter, User Selection Filter olacak. Burada User Selection Filter'e Volume Filter diyerek komple Subdivision Surface'i seçebiliriz buradan. Geometri olarak nokta tamamlamamız mümkün. Burada bu iki komutla bunu yapabiliriz. Şu komut oluşturan ama diğerleri zaten normal tasarım yaparken Katya'da karşımıza çıkar ama burada ikisini kullanmak gayet mantıklı. Şimdi bunun için feature element aktif edip buradan Subdivision Surface 13'e tıklayıp Painter diyorum ve buna tıkladığım anda yine bana adapte ediyor. Peki şuradan yapalım, seçelim. Seçtim. Seçtim. Pointer dedim. Ve tamamladım. Evet. Grafik properties bu şekilde.